Tehdit altındaki Haklar Derneği ve Dünya Uygur Kongresi çok uluslu bir Alman şirketi olan BASF'ı insan hakları ihlallerini ele almak yerine Çin'e karşı hevesli davranmakla eleştirdi. Ortak bir basın açıklamasında BASF'ın görevden ayrılan CEO'sunun şirketin yıllık genel kurul toplantısında yaptığı konuşma eleştirildi. Almanca Baden Anilin ve Soda Fabrikası anlamına gelen BASF, boya ve inorganik kimyasallar üretiyor. Uygur zorla çalıştırılan işçilerin Çin'in çeşitli eyaletlerine nakledilmesi ve Uygur zorla çalıştırma sayısındaki potansiyel artış ilişkin endişelere rağmen şirket Zhanjiang'da yeni bir üretim tesisinin açılışını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Çin'de ziyaretlerde bulundu. ABD'li bakan ve Çinli yetkililer ikili ilişkilerdeki kilit öncelikler ve bir dizi bölgesel ve küresel mesele üzerinde görüşmeler yaptı. Uygur konusuna da değinen Blinken, Hong Kong'un özelliğinin ve demokratik kurumlarının erozyona uğraması ve Çin'in Doğu Türkistan'la Tibet'teki insan hakları ihlallerinin yanı sıra Çin'in ulus ötesinde uyguladığı baskı ve bireysel vakalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Çin'in zorla organ alma operasyonlarına katılan ve daha sonra ihbarcı olan Enver Tohti, Çin'in Doğu Türkistan'daki organ toplama ve kanserle ilgili karanlık sırlarının ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Silahlı bir polis memuru Uygur cerrah Enver Tohti'ye, Urumqi'nin dışındaki bir infaz alanında henüz ölmemiş bir mahkumun organlarını çıkarmasını söylediğinde, Tohti'nin ilk tepkisi büyük bir rahatlama oldu. "Beni idam edeceklerini sandım" diye hatırlıyor o günleri. Yıl 1995'ti ve Tohti, kuzeybatıdaki Urumqi kentinde demir yolu merkez hastanesinde onkolojik cerrah olarak çalışıyordu. Çin'in nükleer deneme programıyla bağlantılı olarak Doğu Türkistan'daki yüksek kanser oranlarının yanı sıra organ alımına ilişkin ifşaları onu 1998 yılında önce Türkiye'yi ardından da bugün yaşadığı Londra'ya kaçmaya zorladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'e yaptığı 3 günlük ziyaretin son gününde CNN'e değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Çin'in yaklaşan ABD seçimlerini etkileme ve muhtemelen seçimlere müdahale etme girişimlerine dair kanıtlar gördüklerini söyledi. Blinken hem Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye hem de Çin Devlet Bakanı Xi'ye Biden yönetiminin Rusya'nın savunma sanayine Çin desteğiyle ilgili endişelerini ve bu desteğin devam etmesi halinde ABD'nin yaptırımlar uygulayacağı mesajını ilettiğini söyledi. İran, Çin'den CH-5 insansız hava aracı tedarik ettiği bilgisi, Irak Kara Havacılık Komutanlığı'nı tanıtan bir video aracılığıyla teyit edildi. Bağdat'ta düzenlenen ICODEX fuarındaki Irak Kara Havacılık Komutanlığı standını gösteren ve 21 Nisan'da yayınlanan videoda dikkat çekici bir bilgiye yer verildi. Video aracılığıyla İran, Çin yapımı CH-5 insansız hava aracını tedarik ettiği doğrulandı.